Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Başından itibaren sıra takip ederek okuya geldiğimiz Lemalar adlı kitabın bu akşam 14. lemasını inşallah birlikte paylaşarak istifade etmeye, feyz almaya gayret edeceğiz. Ve bu 14. lema İsparta'da 1934'te Türkçe olarak telif edilmiştir diye bir kayıt konmuş dersin başına. İki makamdır bu lema. Birinci makamı iki sualin cevabıdır. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, bu Lemalar adlı eserdeki çoğu soruların sahibi muvazzaf asker olan yüzbaşı Refet Barutçu abinin sorularından meydana gelmiş ve bu sorunun da bu dersin sorusunun sahibi de Refet Barutçu abi. Ona hitaben yazıyor. Sev ve huta dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. Sev Türkçe öküz demek. Hut da balık demek. Arapçası sevr, efendim, Türkçesi öküz. Hutun da Türkçesi balık oluyor. Bunlara dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap 24. sözün 3. dalında 12 asıl namı ile 12 kaide-i mühimme, önemli 12 prensip beyan edilmiştir. O kaideler ehadis-i nebeviyeye, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine gelen evhamı def edecek mühim esaslardır. Maalesef ne yazık ki şimdilik sünuhattan, kalbe doğan ilhamdan başka ilmi mesail, ilmi konularla iştigalime, meşguliyetime mani bazı haller var. Onun için sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünnihat-ı kalbiye, kalbe doğan ilham şeklinde olsa bil mecburiye meşgul oluyorum. Bazen suallere sünnihat tevafuk ettiği için cevap verilir. Güzel beyiniz. Onun için her bir sualinize layıkınca cevap veremiyorum. Haydi bu defaki sualinize kısa bir cevap vereyim. Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki, hocalar diyorlar, arz, dünya, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, yerküre, muallakta, boşlukta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var, ne de balık. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bu dünya öküz ve balığın üstünde duruyor meselesine eski kitaplarda çok ilginç izahlar yapılmış, akıl ve mantık dışı. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, merhum dedem derin bir hocaydı. Onun da kalın kalın böyle siyah kaplı kitapları vardı. Çocukluk hatırası olarak hatırımda kalmış. O kitaplarda şöyle anlatılıyor. Dünya 4000 bacaklı sarı bir öküzün boynuzları arasında duruyor. Bazen sinek konduğu zaman öküz rahatsız olur. Sallanınca deprem olur. Ya koca kalın kitapta bu izahlar var. Balıkla alakalı çok enteresan akıl mantık dışı izahatlar da var. Yani 4 bacaklı bir öküz taşıyamayacağı için 4000 bacaklı diyor öküze. Boynuzları dışı dünyayı içine alacak kadar büyük, böyle bir hayvan gibi tarif ediyorlar.
Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerindeki beyan ettiği hakikatin aslı ne olduğu bilinmeyince akıl mantık dışı hayali şeyler ilim diye insanlara takdim edilmiş kitaplarda, çok ilginç. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne gelinceye kadar 13 asır boyunca gerçekten bu bahsi geçen dünya öküzle balığın üstünde duruyor mealindeki hadis-i şerife gerçekçi bir izahat getirilmemiş. Ya hayali şeyler söylenmiş ya da izah, gerçek bir izah verilemeyince, yapılamayınca öyle bir hadis yoktur diye kesrip atılmış. Böyle bir durum İslam tarihi boyunca. Bu hadis-i şerifin kastedilen gerçek manasını Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle Bediüzzaman Hazretleri çözmüş. 3 ayrı mana vermiş. Sonunda bunların izahları gelecek. Şimdi bu soruya bakalım üstadımız nasıl cevap veriyor? El cevap, İbn Abbas radıyallahu anh gibi zatlara isnat edilen sahih bir rivayet var ki İbn Abbas Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah, Kur'an-ı Azimüşşan'a ilk tefsir yazan, ilk tercümanlık yapan çok büyük bir alim. Ondan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sormuşlar, dünya ne üstündedir? Ferman etmiş, Aleyhisselatü Vesselam, öküzle balığın üstüne demiş. Bir rivayette, başka bir rivayette de bir defa ales servi demiş, öküzün üstündedir. Diğer defa da alel hut demiştir, balığın üstüne demiş başka bir zamanda. Muhaddislerin yani hadis alimlerinin bir kısmı İsrailiyattan alınma, yani İsrailoğullarından alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikayelere bu hadisi tatbik etmişler. Hususen Beni İsrail alimlerinin, yani İsrailoğulları alimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı Kütüb-ü Sabıka'da, yani Tevrat'ta Ser ve Hud hakkında gördükleri hikayeleri hadise tatbik edip, Müslüman olan İsrail alimleri tatbik edip hadisin manasını acip bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel kısaca 3 esas ve 3 vecih söylenecek. Birinci esas, evvela bu esasları anlamamız gerekiyor demek ki. Beni İsrail ulemasının, İsrailoğulları, alimlerinin bir kısmı Müslüman olduktan sonra eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş, İslamiyet'e mal olmuş. Halbuki o eski malumatlarında yanlışlar var. O yanlışlar elbette onlara aittir. İslamiyet'e ait değildir. Önemli bir noktadır bu. Yani İsrail oğullarından alim olanlar Müslümanlığa geçince sıfır bilgiyle gelmemişler. Eskiden okudukları bilgilerle beraber Müslüman olmuşlar. Ve İslam'ın bazı temel meselelerini eski malumatlarıyla irtibatlandırarak anlatmışlar. Halbuki eski malumatlarında diyor Bediüzzaman yanlışlar var. O yanlış bilgiler onlara aittir. Eski kitaplara aittir. Evvela bunu bir bilelim. Birinci düstur bu. İkinci esas, teşbih ve temsiller havastan, alimler tabakasından avama, halka geçtikçe, yani ilmin elinden cehlin, cahillerin eline düştükçe mürur zamanla, üzerinden zamanlar geçmesiyle hakikat telakki edilir. Halbuki teşbih o. Bir benzetme. Benzetmeyi aynı hakikat zannetmişler. Mesela çok önemli bir üstadımızın çocukluk hatırası şöyle. Mesela küçüklüğümde kamer tutuldu, ay tutulması olmuş. Ben valideme, anneme dedim, neden ay böyle oldu? Dedi, yılan yutmuş.
Dedim daha görünüyor. Dedi yukarıda yılanlar cam gibi olup içlerinde bulunan şeyi gösterirler diye 6-7 yaşlarındayken veya 8 yaşlarındayken annesi üstada ay tutulmasını böyle izah etmiş. Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahattür ediyordum, hatırlıyordum. Ve der idim ki bu kadar hakikatsiz bir hurafe, saçma sapan bilgi, validem gibi ciddi zatların lisanında nasıl geziyor diye düşünürdüm. Ta felekiyat fennini, yani astronomi ilmini mütalaa ettiğim vakit gördüm ki validem gibi öyle diyenler bir teşbihi, benzetmeyi hakikat telakki etmişler, öyle sanmışlar. Çünkü derecat-ı şemsiyenin medarı olan güneşin derecelerinin vesilesi olan mıntıkatül bürüç, burçlar mıntıkası tabir ettikleri daire-i azime, menazili kameriyenin, ayın yörüngesinin medarı vesilesi olan maili kamer, ayın yörüngesi dairesi, birbiri üstüne geçmekle o iki daire her biri iki kavis, yay şeklini vermiş. O iki kavise, o yay şeklindeki iki yörüngeye felekiyun üleması, astronomi alimleri latif bir teşbih benzetmeyle büyük iki yılan namı olan Tinnineyn namını vermişler. İki büyük yılan demek Tinnineyn. İşte o iki dairenin takatu kesişme noktasına, baş manasına reis, Arapçası reis, Türkçe baş demek. Diğerine kuyruk manasına zenep demişler. Kamer reise, o iki kavsin kesiştiği baş noktaya ve şems zenebe kuyruk kısmına geldiği vakit felekiyun ıstılahınca hayluleti arz buku bulur. Yani küre-i arz tam ikisinin ortasını düşer. Güneşle ay birer başta dünyada ortasında olunca bu sefer ay tutulması oluyor. Yani güneşten gelen ışıkların dünyaya vurması sonucu dünyanın gölgesi ayın üstüne düşüyor. O zaman da ay tutulması oluyor haliyle. Sabık teşbih ile, benzetmeyle kamer ay tinliğinin o iki yılanın ağzına girdi denilir. Benzetme yapmışlar canım. Gerçek bir yılan yok ortada. İşte bu ulvi ve ilmi teşbih, benzetme, avamın lisanına, halkın diline girdikçe mürür zamanla, üzerinden çok zamanlar geçmesiyle kameri ayı yutacak koca bir yılan şeklini almış. Öyle zannedilmiş. İşte Ser ve Hud namıyla öküz ve balık adında iki büyük melek bir teşbih-i latif-i kutsi ile, kutsi bir güzel benzetme ile ve manidar çok anlamlı bir işaretle Ser ve Hud namıyla tesmiye edilmişler o iki melek. Kutsi ulvi lisan nübüvvetten, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ulvi lisandan umumun, halkın lisanına girdikçe o teşbih hakikate inkılap etmiş. Adeta gayet büyük bir öküz ve dehşetli bir balık suretini almışlar. Şimdi bir de üçüncü esas var. Bu da ayrı bir düstur. Nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatı var Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerin lisanıyla benzetme yapıyor. Yani mesela yedullah fevge eydihim diyor Mülk Suresi'nin Cenab-ı Hak, Allah'ın eli bütün ellerin üstündedir. Cenab-ı Hak haşa insan gibi değil ki eli olsun. Benzetme yapıyor. Yani Allah'ın rahmet eli, şefkat eli, merhamet eli, kudret eli anlamında mecazi bir teşbihtir o. Nasıl öyle şeyi var, Kur'an-ı Kerim'in teşbihleri var, müteşabih ayetleri, benzetme ayetleri var. Gayet derin meseleleri temsilat ile ve teşbihatla, benzetmelerle avama, halka ders veriyor. Öyle de hadisin müteşabihatı var. Gayetlerin hakikatleri menus bilinen teşbihatla ifade eder.
Mesela bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi bir vakit huzur-u nebevide gayet derin bir gürültü işitildi. Yani Mescid-i Saadet'te, Medine-i Münevvere'deki Peygamberimizin mescidinde sahabilerle beraber bulunduğu bir sırada derin bir gürültü işitiliyor. Ferman etti ki, tabii herkes meraklanıyor bu neyin gürültüsü diye, ferman etti ki 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Şimdi bu hadisi duyan adam, vay canına ya, bu cehennem ne kadar derinmiş. Bir taş düşmüş de 70 sene sonra dibine ulaşmış. Sanki 70 senelik mesafe gibi anlaşılıyor. Halbuki kastettiği o değil Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Birkaç dakika sonra birisi geldi, dedi, haber getirmiş. 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Ya 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet belli temsilinin hakikatini ilan etti. Yani bu sonradan 15-20 dakika sonra gelen haber olmasa hepimiz o hadis-i şeriften cehennemin mesafesi 70 senelik bir uzunluktur diye düşünürüz. Öyle değil ya. Medine-i Münevvere'de münafıkların lideri konumunda olan Abdullah İbni Übey 70 yaşında ölmüş. Onun ömür boyu cehennemin bir taşı olarak İslam'ın aleyhinde çalıştığını, öldüğü zaman da Cenab-ı Hak bir gürültüyle onu duyurduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o teşbihle onun bir cehennemin taşı olarak ömür boyu hayat sürdüğünü ifade etmiş olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu üç tane düstur penceresinden bakarak dünya öküz ile balığın üstündedir anlamına gelen hadis-i şeriften Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği gerçek mana nedir? İşte üstad bunları anlatacak şimdi. Asıl mesele bu. Senin sualin cevabına şimdilik üç vecih söylenecek. Üç ayrı manası var. Bahsi geçen bu hadisin dünya öküzle balık üstünde duruyor derken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam az sözle çok mana ifade etmiş. Üç ayrı manası var bu hadis-i şerifin. Birincisi, Hamile-i Arş ve Semavat denilen melaikenin birinin ismi Nesir ve diğerinin ismi Sevr olarak dört melaikeyi Cenab-ı Hak Arş ve Semavat'a saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için dahil tayin ettiği gibi semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arzada iki melek nazır ve hamel olarak tayin etmiştir. Yani nasıl ki Cenab-ı Hak her insana kilamen katibin denilen iki tane melaikeyi tayin etmiş, vazifeli olup insanların günah ve sevaplarını yazıyorlar ya, İşte bu dünyamıza da Cenab-ı Hak iki tane melek tayin etmiş. Nezaretçi olarak. İş yapan değil, iş yapan Cenab-ı Hak. Birinin adı Sevr, diğerinin adı Hud. Yani öküz ve balık anlamına gelen iki melek. O meleklerin birinin ismi Sevr ve diğerinin ismi Hud'dur, balıktır. Ve o namı vermesinin sırrı şudur ki, niye öküz balık adında iki melek, ismi niye öyle? Sebebi de şu, arz, yer küre iki kısımdır. Biri su, biri toprak. %70'i su, denizler, nehirler, göller. %30'u da toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanların medar hayatı geçim meselesi olan ziraat, öküz iledir. Ve öküzün omzundadır. Yani traktör çıkmış olmasına rağmen hala öküz çiftçilikte, ziraatte vasfı ifa etmeye devam ediyor canım. Traktör de bir sembol, yani öküz belki bir semboldür.
Traktör de o işi görüyor zaten. Ama hala öküz çağlar boyu o vazifeyi yapmıştır. Küre arz-ı müekkel vazifeli iki melek, hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık taifesine ve öküz nevine bir cihet-i münasebetleri bulmak lazımdır. Belki vel ilmu indallah, ilim ancak Allah katındadır. O iki meleğin alemi melekut ve alemi misalde görmediğimiz, görme imkanımız olmayan misal alemlerinde o iki meleğin ser ve hut öküz balık suretinde temessülleri var. Üstad Hazretleri Haşiye diyor ki dipnotta, evet küre-i arz bahr-ı muhit-i havayde, hava okyanusunda, feza okyanusunda bir sefine-i rabbaniye, rabbani bir gemi ve nasıl hadi hadislik bile de ahiretin bir mezrası yani fidanlık tarlası olduğundan o camit ve şuursuz, cansız, şuursuz büyük gemiyi, dünya gemisini o denizde emri ilahiyle, intizamla, hikmetle yüzdüren, kaptanlık eden melaikeye hut balık namı ve o tarlaya izni ilahiyle nezaret eden melaikeye sevr öküz ismi ne kadar yakıştığı zahirdir diye not düşmüş aşağıya. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten ve küre-i arzın o iki mühim nevi mahlukatına imaen Lisan-ı Muzul Beyan Nebevi Peygamberimiz Aleyhisselatü mucize olan dili el ardu alef fer vel hut, dünya öküzle balın üstündedir demiş. Gayet derin ve geniş, bir sayfa kadar mescidleri hav olan bir hakikati gayet güzel ve kısa bir tek cümleyle ifade etmiş. Yani sevr ve hut, öküz ve balık namında iki melaikenin nezaretindedir anlamında dünya öküzle balığın üstündedir demiş. Bu birinci mana. İkinci veci, mesela nasıl ki denilse bu devlet ve saltanat hangi şey üstünde duruyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne üstünde duruyor diye sorulsa cevabında aleyh-seyfi vel kalem denilir. Yani asker kılıncının, silahının şecaatine, cesaretine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Yani maddi bir kalemden maddi bir kılıç anlaşılmaz. Teşbih yapılıyor, benzetme yapılıyor. Asker kılıncının kahramanlığına ve memur kaleminin dirayetine dayanır denmek isteniyor. Öyle de küre-i arz madem zihayatın, canlıların meskenidir ve zihayatın kumandanları da insandır ve insanın ehli sevahil kısmının, deniz sahilinde yaşayanların kısmı azamının medar-ı taişleri, geçim kaynakları balıktır. Ve ehli sevahil olmayan kısmının, içeride karalarda yaşayan insanların medar-ı taişleri, geçim kaynakları ziraatle öküzün omzundadır. Ve mühim bir medar-ı ticarette balıktır, balıkçılık yani. Elbette devlet, seyf ve kalem, kılınç ve kalem üstünde durduğu gibi teşbih olarak. Küre-i arz da öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Gayet mantıklı. Zira ne vakit öküz çalışmazsa, ziraatçılık durursa yani. Ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz. Hayat sukut eder. Halik hakim de arzı harap eder. Ziraat ve balıkçılık yeryüzünde biterse İnsan hayatının devamına gerek yok ki, Allah da kıyameti koparır. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayet mucizane ve gayet ulvi ve gayet hikmetli bir cevap ile el ardu ale sevri vel hut demiş. Dünya balık ile öküzün omzundadır demiş. Nevi insanın hayatı, insan türünün hayatı ne kadar cinsi hayvanın hayatıyla alakadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelimeyle ders vermiş. İşte ikinci manada bu. Birincisi Ser ve Hud namında iki meleğin nezaretinde onu kastetmiş. İkinci mana olarak da insan hayatı ziraatle balıkçılığın üstünde duruyor anlamında
öküz de balığın üstünde demiş. Ama bitmedi. O iki kelimelik hadisin bir de üçüncü manası daha var. Üçüncü veci eski kozmografya, eski astronomi ilmine nazaran güneş gezer. Dünya duruyor, dünyanın etrafında güneş geziyor zannediyormuş eski astronomlar. Güneşin her yerdeki yıldızların aralarında birbirine rapt edecek, bağlayacak farazi, hayali hatlar, çizgiler çekilse bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit bazı esed yani aslan suretini yukarıdaki o burçların suretleri aslan şeklinde görülüyor. Bazı terazi manasını olarak mizan suretini, bazı öküz manasını sevr yani boğa burcu diyoruz ya sevr suretini, bazı balık manasına hud suretini göstermişler. O münasebeti binen o burçlara o isimler verilmiş. Kova burcu, ikizler burcu, başak burcu sayılıyor 12 tane burç. O isimler verilmiş. Şu asrın kozmografyası nazarında ise güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küreye arz geziyor. Güneş merkezde dünya etrafında dönüyor diğer gezegenlerle beraber. Öyleyse o boş işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine yerde arzın medar-ı senevisinde küçük miktarda o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde buruc-u semaviye, semavi burçlar arzın medar-ı senevisinden temessül edecek. O halde küre-i arz her ayda buruc-u semaviyenin semadaki burçların birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medar-ı senevisi, dünyanın döndüğü o yörünge, güya bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar onda temsil ediyor. Aynaya benzetilen dünyanın yörüngesinde yansıyor. Yörünge aynasında semavi burçlar yansıyor. İşte bu vecihle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sabıkan zikrettiğimiz gibi bir defa alesevr öküzün üstünde, bir defa da başka zaman sorulunca alelhud balığın üstedir demiş. Evet, mucizül beyan olan lisan-ı nübüvvete, peygamberin lisanına yakışır bir tarzda gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikate işareten bir defa alesevr demiş. Çünkü küre-i arz o sualin zamanda sevr öküz boğa burcunun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş alelhud demiş. Başka bir ay sorulunca da balık üstü demiş. Çünkü o vakit küre-i arz yer küre hud balık burcunun gölgesindeymiş. Bediüzzaman Hazretleri çok asırlar sonra anlaşılacak diyor ya, Bediüzzaman'a kadar 13 asır boyunca böyle bir izah yapılamamış arkadaşlar ya. Olayı, bu hadis-i şerifin gerçek manasını Bediüzzaman çözmüş Allah'ın lütfu ve keremiyle. Ne kadar çok saldırılar yapıldı bu hadis yüzünden İslam dini değil mi? Dünya öküzden balığın üstünde duruyormuş. 4000 bacaklıymış. Boynuzları da dünya içine alacak kadar büyük ya. Böyle saçma sapan yanlış malumat verilirse bu hadise o zaman elbette dine saldırırlar. Din ile fen çatışıyor, çelişiyor derler. Bediüzzaman böyle izah ettiği zaman elhak tam doğru diyor insan ya. En küçük bir şüphe kalmıyor. İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvi hakikate işareten ve küre-i arzın vasfesindeki hareketine, yani dünyanın döndüğüne ve seyahatine imaen ve semavi burçlar güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise küre-i arzın dünyanın medar-ı senevisinde yörüngesinde bulunduğuna ve o burçlarda vasfe gören ve seyahat eden küre-i arz olduğunu remzen aleserülelhut dünya balıklı öküzün üstünde duruyor demiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vallahu a'lem bisseabkini, en doğrusunu Allah bilir. Bazı kütüb-i İslamiye'de, işte benim kara kaplı kalın cilt o kitaplarda ser ve hutta dair acip ve haric akıl mantık dışı hikayeler ya İsrailiyattır, İsrailoğullarından gelen uydurma bilgiler veya temsilattır, teşbihtir veya
bazı muhaddislerin, hadis alimlerin tevilat yorumlarıdır ki bazı dikkatsizler tarafından hadis zannedilerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a isnat edilmiş. Ben bunu Bilkent Üniversitesi'nde üniversiteli gençliğe ders olarak okuduğum zaman cuma namazından sonra millet kuyruğa girdi. Hocam Allah razı olsun, ilk defa böyle bir izahat dinliyoruz dediler. Ben de Bediüzzaman bunları böyle anlatmış diyerekten hayranında ifade ettim onlara. Rabbena la tuahidna innesina ve ahtana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.